Deməli bir də deyirəm. Müəllimlər, bu vergül onu göstərir ki, bu additional information-dır. In addition, in addition. Nöqtə qoyuram. Vergül olmayanda isə only deməkdir. Nə deməkdir? Baxın, buradakı hərəkəti yalnız bunlar eləyir. Buradakı hadisə, baş cümlədəki hadisə, yəni yalnız bunlar haqqındadır. Yəni bunlarca eləyə bilər, başqası eləyə bilməz. O bu, həmin o vergülsüz cümlənin içərisindəkilərcə eləyə bilər o. Ayrısı eləyə bilməz. Yalnız o. Onun özü kimi bir mövqedə olanlardan seçmək üçün biz bu cümləni qururuq vergülsüz. Vergülü ise olanda ise bu baş cümlədəki hərəkət olub plus indideki bu vergülün arasındakıdır. Baş cümlədəki var plus vergülün arasındakı da var deməkdir. İndi mən deyirəm bir dənə. My parents hissəsində gördüyünüz kimi vergül qoyulmuyor. Mən deyirəm ki, indi fazaya baxaq. Yaxşı, burada aşağıdakını izləmişəm. Silmək istəmirəm. Dörtdəki beş kimidir. Deməli, mən burada deyirəm ki, bu budaq cümlədəki, yəni vergülsüz budaq cümlə, bu ilə başlayan, üniversitede bitən hissə, onun öz mövqeyində yəni də olanlardan ayırmaq üçün mən ona bu cümləni qurmuşam. Yəni bir neçə dənədir, o bir neçə dənə olanlardan ayırır, bunu ayırmaq üçün bunun əlamətlərini yazmışam. Məna nədir burada? His father, who works at university, lives in Batu. Vergisiz olan da bu ne mənaya gəlir? Yəni onun universitetdə işləyən atası Bakıda yaşayır. O bir ataları yaşamır Bakıda. Yalnız universitetdə işləyən atası yaşayır. Belə bir cümlə ola bilər mi sizcə? Hayır. Olmayacak. Niye? Çünkü Çünkü adam ben bunu atası. only bu atası demek istiyorum. Only üniversitede işleyen atasıca Bakı'da yaşıyor. O bir sataları yaşamır. Öz mövqeyinle yani öz İnsan. mövqeyinde olan insanlardan, öz mövqeyinde olan obyektlerden ayırmak için ben istifade edelim restrictive relative clause. Ve dolayısıyla burada vergül olmalıydı. Eləcə də Şakin'de, my parents'te de vergül olmalıydı. Çünkü bunun valideynleri, deyir ki, haradasa yaşayan valideynleri onlara, yəni həftədə iki dəfə, ildə iki dəfə gəlir. O birisi valideynleri ildə iki dəfə gəlmir mənasındadır. Ona göre burada da vergül olmalı. Yəni 4 ile 5 de vergül olmalıdır. Vergisiz olmaz. İndi bayaqlarında dedim ki, 3'te ne deyim əlimdə vergüllü olanlarda? Bu hissə olur, baş verir. Bu hissədəki hərəkət olur. Plus budaq cümlədəki hərəkət də olur. Yəni ikisi də hərəkət. İkisi də yəni mövcuddur. Limitləmirik. Əlavə məlumat verir sadəcə. Limit deyil. Deməli, children are healthy. Gördüyünüz kimi ümumiyyətlə danışıram. Uşaqlar sağlamdır. Əlavə olaraq da onlar nə yeyir? Tərəvəz yeyir. Yəni bu o mənaya gəlir ki, dünyadakı bütün uşaqların hamısı sağlamdır. Dünyadakı bütün uşaqların hamısı əlavə olaraq da şey yeyir, da nə tərəvəz yeyir. Mümkündür mü siz canım? Burada olmalıdır ki, tərəvəz yiyən, yəni regulyar şəkildə tərəvəz yiyən uşaqlarca sadəcə onlarca sağlamdır mənasında. Yani onlar daha sağlamdır da bu mənada gelir. Ona göre de burada vergülü koymamalıyız. Vergül olmamalı bu. Vergül olmasa mən deyən o ikinci varianta gelir. Sadece yani tərəvəzlə qidalanan, yani regulyar şekilde tərəvəz yiyen uşaqlar sağlamdırlar. Bu mənada demeliyiz biz bunu. Ama vergül varsa da bu o demek ki uşaqların hamısı sağlamdır. Həm de tərəvəz yiyirlər onlar. Vergül olsaydı eğer. Yəni də vergül burada yerində dursaydı o mənaya gəlir. Vergül olmasa amma mən deyən kimdir. Sadəcə tərəvəz yeyənlər belə sağlam. Eləcə də bir də
Belki insanların değil, özlerine sərf edilmeye vaxtı yoxdur. Əlavə olarak da onların balaca uşaqları var. Belə mi deyəcək, yoxsa deyəcək ki, balaca uşağı olan insanların özlerine sərf etmeye vaxtı yoxdur. Yoxsa belə mi deyəcək, sadəcə balaca uşaqları olanların özlerine sərf etmeye vaxtı yoxdur. Yəni, biz burada limitləyirik. Körpə uşağı olan adam özünü sərf etmeye vaxtı olmur da. Ona göre de burada vergül olmayacak. Eləcə də üçdə. Mən Üçdə de deyir ki, şəxs deyir, hər hansı bir şəxs mənasında imzalaya bilər. Əlavə olaraq da o prezident. Yəni nə qədər prezident, nə qədər imzalaya bilər ki, hər hansı bir şəxs. Burada bunun vergül olmamalı idi ki, prezident olan bir şəxs fərman imzalaya bilər. Ona görə burada da vergül olmamalı idi. Yəni ona görə də burada heç biri düzgün deyil. Y variantı. Aydın oldu sizə mənim izahlarım. Bəli. Vergül varsa. Deməli siz o əlavə məlumat kimi verirsiniz onu? Vergül yoxdursa, siz o haqqında danışan insanları və yaxud obyektləri öz mövqeyində olan digərlərindən ayırt edirsiniz. Ay, sakin. O normal budur. Onu da deyin. Bir dakika, mən videonu keçirdim. İndi keçək nəyə? Cümlə üzvlərinə keçək. İndi bir dakika. Deməli, cümlə üzvlərinə keçirik əvvəlcə. Bunu keçirik. Deməli, cümlə üzvlərinin formalarıdır bunlar. Əvvəlcə keçirik. Sən içəyi dayaq olaq. Səhifəyə bax, ötürürəm. Səhifənin içəyi de 15-dən başlayır. Mən, yəni, bir kitaptan istifadə eləmirəm. Ona görə göndərmirəm sizə. Mən görünə qədər kitaptan istifadə edirəm. Ona görə də yəni de kitabı göndərmirəm. Belə screen eləyə bilərsən. İndi mənimlə. Deməli, ümumiyyətlə cümlənin özü də, ümumiyyətlə nitq hissələridir. Sadə olur, düzəltmə olur, mürəkkəb olur və yaxud deməli, mürəkkəbin də iki cür ol, növü var. Məsəl üçün, cümlələrdə deyirik hələ, budaq cümlələrdə. Tabeli də olur, tabesiz də olur. Eləcə də cümlə üzvləridir. Sadə formada olur, bir söz şəklində. Düzəltmə kimi olur, ifadə şəklində. Mürəkkəb olur, budaq cümlə şəklində. Nitq hissələrindən söhbət edirəm, amma. Yəni, nitq hissələri. Cümlənin özü də o cür olur. Cümlə üzvləri də yenə də sadə olur. Düzəltmə complete deyilər ona, complete. Mürəkkəb olur, kompleks olur. Yəni bu şəkildə, yəni kompound olur, mürəkkəb and-la bağlanır və kompleks olur. O da yenə mürəkkəb adlanır. Məsəl üçün mübtədanın kompleks forması, kompleks subject. Kompleks olur, tamamlığın kompleks forması. İndi hal-hazırda komplekslərə keçək. Birinci başlayırıq nədən? Qoyun bir o muncuq məsələsini sizə başa salım, sonra keçək. Bilin nədən söhbət gedir. Nitq hissələri hansılardır mənimlə? Deyin görək. Nitq hissələri İsim, düşünüyorum. hansılardır? Patlaşmış. İsim, Müfkat, sonra. sıfat, Sıfat. noun. Adjektif, Adverb. Adverb. Sonra. atribut. Adverb. Adverbial. Sonra gəlir pronoun. 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 Sonra verb. Sonra Kanca. Şey neydi? numeral. Numeral özü Sayı şey gedir, neydi? adjektif gedir. Numeral yazmıyor. Sonra ne gəlir? Conjunction. Sonra interjection. İndi mənimlə.
Bu oldu. Bunlar oldu. Parts of speech. Parts of speech. Şimdi bize ne lazımdı? Sentence items. Items. Sentence items ne demekti? Cümle özleri. Cümle özleri ne olur? Müptadi haber. Sabık. Sonra haber. Subject. Sonra Subject. object. Tamam. Sonra olur tayin, mesela için attribute. Attribute. Sonra olur zeflik. Adverb. Cümle özlerini yeni diyelim. Sap gibi tesavvür edin. İp. İp de bir dene. İp. Nitkiselerde muncuklar ile izah edin. Bak, bunu en güzel izah yolu budur. Muncuklar nitkiseler. Tehcana sapla muncuk işe yarar da bileceğiz. Tehcana muncuklarınız var ucunuzda. Veya bu tehcanınızda sap var. Bu bir işe yarayır. Ama muncuklar sapa düzeninde görürsünüz mü? Zinet eşkenası olur. Güzelleşir. Yani biz bu cümle özlerinin üstüne düzeceği nitkiselerini. Cümle Evet, özlerinin bence üstüne üstüne. nitkiselerini düzülür. Güzeldir yine burada bir tane ziynet eşyası. Cümle özlerinin üstüne buyurun Mehmet ne demek istediniz deyin. Cümle özlerinin saptı. Nitkiseleri bu muncuklardı. Eliri ziynet eşyası. İndi müptedanın yerinde ne olabilir? İsim olabilir. Müptedanın tamamlığın yerinde olur isim, isim grubu. Noun. Bir de noun groups. Groups. İndi hele ki nitkiselerle danışırız. Noun groups tekçe nitkiseler neyi günler? Başkalarını. İndi nitkiselse kimi? Noun, isim ve isim grubu hansıdır? Adjektif. İsim grubu değil bak Pronoun. adjektif. Pronoun. Pronoun Phrase. bir de noun. Noun'un özü bir de pronoun. Noun bir de pronoun. Yani biz cümlenin subject'inin yerinde ne istifade edilir? Bir de object'in yerinde. Ne istifade edilir? Noun bir de pronoun istifade edilir. Hele ki bunlar lazım. Sonra cümlenin haberini yerinde ne istifade edilir? Verb'ün yerinde. Ele fiilin özünü. Verb'ün aslında adı predicate'di. Birisi de predicate. Fiilin Oluştur yerine ne kitabında çok istifade edilir? açılıyor. Verb. Verb. Fiilin yerine ne istifade edilir? Verb. Sonra gelir attribute'in yerinde. Ne istifade edilir? Tayin yerinde. Adjektif. Pronoun, adjektif. Numeral. Pronounun o yani özü ismin yerinde işlenir. O dediğiniz o my'dı. Ondan sonra this, that. Bunlar sıfat gelir İngiliz dilinde. Sıfat gelir onlar. Numaral malumat. Adjektif istifade edebiliriz. Adjektifte ne olabilir? 4-5 tane növ, neçe növ sıfat var. Distributive adjektif var. O teyine vezirlerin sıfat kimi işlenmesidir. Ondan sonra numerative adjectives var. Sayılardı. Numerative sözlerde hansı ki quantifierslerdi. Sonra var yani adjective çoktu. Çoktu. Bir de ne o numaralanan elecene kırmızı yaşlı sarı göz sifatlarına yekunlaşmıyor. Attribute'in yerinde adjective istifade edilir sadece. Bunu yadda saklayın. Çünkü adjective'in özünün çoklu növleri var. Sonra demeli geri zerfliğin yerine ne işledir be? Edva. Zerfliğin yerinde işledir zerf, adverb. Zerflik adverb oldu, zerf adverb'dü. Adverb işlediriz, zerfin yerinde işlediriz. İsim ne şeklinde? Prepositional phrase şeklinde. Prepositional phrase şeklinde ismin yani istifade edilir mesela çünkü I go to school cümlesinde to school listesi prepositional phrase'di. School isimdi. Yani beli nezarda saklayın. Demeli biz bu sapın üstüne bu muncukları düzürük bu şekilde.
Ne yerinde yerleşti bildiniz yani. Yani bunu da yine diyelim. Videodan özünüz qeyd edilemez. İndi keçirik. Həmin o sap göre hansı düz uçta düzülə bilir. Birinci simple olabilir. Simple sentence. Cümle quruluşu da ingilis dilinde necə olur? Subject plus verb plus. Təsirlidirsə object. Sonra gəlir adverb. Adverb. A, D, B yazacağım. Adjektivin elə bir rolu yoxdur, onu yaz. Digər quruluş. Subject plus təsirsiz fiil. Yəni burada transitive yazın, bilin ki transitive'dir. Verb, detransitive. Plus adverb. Digər quruluş. Subject plus link verb plus predicative nominative ya da predicative adjective. Ne demektir? She is a girl. Bu olur predicative nominative. She is beautiful. Olur predicative adjective. Yani a girl diyende gördüğünüz gibi isim olduğu için predicative nominative oldu. She is beautiful diyende adjective, orada beautiful adjective olduğu için olur predicative adjective. Yani sifət tərkibli ismi xəbər, isim tərkibli ismi xəbər. Belə yadda saxlayın. Fiilin təsirli, təsirsiz olduğunu nədən bilirdik müəllimlər? Sual verir. Kimi nəyi sualına cavab verirsə direktiv. Also, bu şəkildə bəli. Kimi nəyi cavab verirsə indirektiv. Evet. Simple sentence-də müəllimlər, bir mübtədası bir xəbər olur. Mübtəda xəbər nədir? Subject, object. Yəni simple sentence-də bu olur ingilisində. Subject plus verb olur. O da yəni gördüyünüz kimi baxın struktur budur. Sadə cümlənin strukturu budur. Yəni təzədən bir də yazmıram. Sadə cümlənin strukturu budur. Mürəkkəb cümlənin strukturu isə ikinci olur compound sentence. Compound sentence isə olur tabesiz mürəkkəb cümlə. Sentence yazmıram da. Fərqini mənə. Aferin mənə. Eşidirsiniz mənə? Bəli, buyurun. Siz mənə deyin görüm. Eşidirəm. Compound sentence nədir rus dilində? Сложноподчиненное Мürəkkəb Neçə? Сложный. gelir və Bəli. сложное Соединение. Соединение. Compound. Или compound da özde gelir. Birinci simple sentence sadece prosto предложение gelir. Compound sложное предложение gelir. O uzun tam bucak deyende de o, biz onu SPP, SSP deyordu. Сложно подчиненное. Yani Bəli, şey bəli. Bitti. Bəs yapacağım kompleksə necə deyirdiniz? Сложный. deyince. O Сложный. Сложный. сложно сочиненное. Yok, Yani ki сложно сочиненное gelir. SSP. kompleks ne deyirsiniz de? Kompleks ne? Böyle. Saçın Trudny. yönlü. Saç. Ha. Yeni Öyle mürekkep olur da malti. Malti olur. o kitabı çok beğendim. Kitap çok Yani yaxşıdır. sonra gönderdiğimi Bəli, deyirsiniz. Bəli, o. Elə onu mən, siz mən bugün yazanda mən bütün bu iminlə cümlənin sintaksisi oradan baxıb öyrənmişdim. Tərcümələrini oradan götürmüşdüm. Çok yaxşıdır. bəli. İndi compound da bildiğiniz kimi compound iki dənə sərbəst cümlədir müəllimə. Compound iki dənə sərbəst cümlədir. Məsəl üçün, baxın, buradakının ikisi olur. Bax, burada gördüyün bayaqlarım sadə cümlə var idi. Bayaqdan yazıram. Subject, verb, object, plus, and, fant boys. Yani object ola da bilər, olmaya da bilər. O quruluşlardan biri. Fant boys olur. Fant boys. Fant boys da bilirsiniz de nədir? Nədir fant For boys? and No. Necə? thousand. For and Aysa onu thousand. bağlayacağız. Subject, verb, object. Yani bak bu şekilde olur Aymen'le. Quruluş bu şekilde olur. Yani compound'da quruluş necə oldu? Yani subject verb object ola bilər. Veya subject verb de ola bilər. Bu şekilde yani. Ya bir tarafında subject verb object, bir tarafında subject verb object. Verb ola bilər. Yani gördüğünüz gibi cümle böyle olur. Mesela için deyək ki, I go to school. But
Mom, go demek. Ne demek için? Diyelim ki, my mom visits my granny. Cümle birbirinden asılı değil. İkisi de serbest manaya sahip bir cümledir. Birinde diyelim ki, ben mektebe gidiyorum. Diğerinde de diyelim ki, anam nenemi ziyaret edilir. Bu şekilde serbest cümlelerdi iki tane. İki tane serbest cümle. Biri diğerine nasıl değil. Bağlayıcını götürdük mü, ikisi de serbest cümle kalır. Yani men olarak da menalarda itmir. Bağlayıcını sadece koşuruk onlara. Ona göre koşuruk ki, yani de bütün bir mana almak için. Ayranda da her hepsinin öz manası var. Ne birleşende manaları itmir, ne ayrılanı mı? Bu şekilde. Üçüncü olur, compound kompleks. Sorry, kompleks. Kompleks nedir? Subject, verb, object ile mellimler. Mesela deyirəm. Hele mana object lazımdır. Subject lazımdır hele ki. Subject, verb, object deyilir. Hemen ver. Baxın, kompleks. Sonra ne gelir? Mesela için deyelim ki, adverb gelir. Adverb gelir. İndi mən yazıram. Subject, verb, object'in yerinde ne yazıram yine? Subject, verb, object. Sonra mesela için adverb'ü verebilirim. Ver edebilirim, vermeyebilirim. Ne demekti? Demeli, bakın, subject verb object'in altından cümle yazıyorum. Dikkatle kulağı asın. Dikkatle kulağı asın. Bak, bu metodu da diyorum. O birisi videonu da göndereceğim. I know him. Adverb hiç yazmıyorum. Diye ki adverb hiç yazmıyorum. Yani ne yere ihtiyacım var, ne zamana ihtiyacım. Yazmıyorum. Yani mübtedadır. Haberdi, tamamladı. I know him. Bu objektir. İndi o objektin yerinde ben yine de subject verb object yazdım. Nedir bu? I know who she is. Object yazmayabilirim. Veya deyim ki, yaxşı, yazırım yaxşı, gözlüğünü. What she says to me. Ne yazdım? Subject, verb, object. Bak, gördünüz. Demeli, objecti cümleden çıkarttım. Yerine bir tane cümle koydum. Buna deyirler complex sentence. Tabi eli mürekkep cümle. Ben bu cümleni buradan çıkartsam, what she says to me, şu hissesini cümleden çıkartsam, deyirəm ki, I know, ben bilirəm. Mənə ilk Değil. vereceğiniz sual ne olarsa? Değil. Bu. Neyi? O neyi orada olmalıdır. Çünkü bu təsirli fiildir bu. Neyini əvəz eləyən söz de olabilir, ifade de olabilir, budak cümle de olabilir. Ve kompleks sentensde hemen o neyi sualına cevap veren budak cümle olur. Yani gördüğünüz gibi yerleştirdim. Tamamlığı yerinde yine de subject, verb, objekti. Ayrıca subject ile verb de diyebilirim mesela için. Mesela için dedim ki subject, verb, objektin yerinde ne işledim? Ayrıca yine subject, bir de verb. Gelirim indi. I so indi subject verb'ün için yerinde yerleştirelim. Who she was. Bu bağlayıcı mütləqdir. Burada bağlayıcı olmalıdır. Conjunction olmalıdır arada. Eğer ben oraya əlavə subject verb getirirəmsə de bağlayıcı mütləq şekilde conjunction olmalıdır. Conjunction yerinde yerleştirdi bu. Sonra geldi ne? Yine de subject. Yine bu. Neyin yerinde yerleşti yine? Objektif.
Objective. Objective. Ve ona göre de fancy clause sayılır. Kompleks. Close. Close. Complex sentence. Aa. Object mi? Tamam, Object object oldu. mi? Ver. Bakın görün ne diyelim. Object. Sentence. Bunun hamsıdır. Clause ise bu da hemen o cümle üzvünün yerinde yerleşen. Clause özü tekçe bir mana ifade eder. Ben gelip desem ki size who she was. Bu İngiliz dilinde bu tamamıyla sef bir cümledir. Sual verirse de who was she demelidir. Durduğum yerde gelip who she was desem. Onun kim olduğunu. Ben necə bakarsın yani. Durduğum yerde dedim ki onun kim olduğunu. Onun kim olduğunu neyidirsen. Ne deyirsen. Hamı qayıdır o sualı verir adam. Ona göre de clause özü bir məna ifade etmir. Ve clause'u birleştiren, eğer bu mübtədə ve tamamlıq budaq cümləsidirsə, clause'u birleştiren bağlayıcıya nominalizer deyilir. Çünkü o bütün o cümləni isimləşdirir. Biri var o, həmin o bağlayıcını oradan çıxardın. She was, o idi. Ama mən orada bağlayıcını ona qoşanda deyirəm ki, onun kim olduğunu mən gördüm. Mən neyi gördüm? Onun kim olduğunu. Yani cümle hansı nitkisəsi oldu? Tamam. Neyi? Tamam. Nitkisəsi. Aa. Ne? İsimde. Tamamlık Neyi şu anda cevap verin ağzını sikses değil mi? melmi. Yok, nitkisesi Nitki sesi ay mənimle nitki sesi. melmi. İsmi necə Teyin edin. hallandırırsınız? Azerbaycan dilinde ismi hallandırın. İsimdir değil mi? Kağıt Nam bir de isimler. nam. Yerlik de ismi Nam. yerlik. Yani Kağıdın isimdir de isim. Kimi neyi? ne? Təsirlik halıdır. Evet. Kime neye? Yönlük halıdır. İsimdir de bu budak cümle isim budak cümlesi olur. Yani Azerbaycan dilindeyse de onun cümlesini yani sualını bilmelisiniz. Ki Azerbaycan dilinde nedir? Bes İngiliz dilinde ben geçerim ki isim what who sualına cevap verir. Bu who'nu da biz hallandırırız. İngiliz dilinde ismin halını evezliyle, söz önüyle veririz. Yani ismi evezlikle veririk. Evezlikle evez eleyip hala ele verebiliriz. Veyahut söz önüyle. Şu ay gün, ay güne. Bu şekilde demel mi? Yani bütün bu budak cümle hemen o tamamlığın yerinde budak cümle duruptu. O budak cümle hansı nitki sesidir? İsim. Tabii. İsim. Ne? Bu. Oh. Müəllim de. Subject. Subject ne? Subject cümle üzüldü. Ben sizden şey istedim. Ne deyim? Ben bəxtlerim demedim mi? Subject non Subject. object'in yerinde ne Hiç. dura bilər? No. Noun. Noun dura bilər. Onun bir kisəsi kimi nədir bilər? İlk sesi gibi No. isim. Evet. Tamam. İsim, Bu bəli. evet. İsimdir. İsimdi, isim. Ümumi budak cümleni deyirəm mən. Tekten oradaki evvelliği görüp demeyeyim. Ümumi budak cümleni deyirəm. Ümumi budak cümleyi sual verende necə sual verdik biz ona? Ayşe, mən gördüm. Neyim? Kimi? He. Neyim? Neyi sualına cevap verende Neyim? isimdir be. İsimdir, isim. Demeli, mən neye gətirəm hiç sözümü? Demeli, bir üzvün üstünde isim de olabilir. Mesela için aynı Aygün. Ben Aygün'ü tanıyorum. I know the girl. Kızı tanıyorum. Yani bu oldu ne? Word. Bu oldu phrase. I who she is. Ben Korkutu oldu. neyi bilirim? Onun kim olduğunu bilirim.
Yine de noun oldu. Noun demen cümlede söz olabilir, phrase olabilir, clause olabilir. Perde olanda, müptelada ve tamamlığın yerinde olanda. Elicil isfel. Ben diyebilirim. I know. I know yok. I saw değil. Tabii ne cümle. Elici de sıfatın özü. Mesela için I saw dedik altına yazın burada. Diye ki saw a beautiful girl. I saw a beautiful girl. Fiilin sıfat işlemleri değil, zaman tek şekilde onu yazabilirim. Güzel gözlüğün. I saw a beautiful girl. Girl. Burada sıfat ne şekilde oldu? Beautiful. İsimleşmiş. Öyle bir hamsa bir Sözcük. yerde gitti. Hemen mi? Sözcük. Biçidi ne bilene bak Evet. bu sözdü de sözdü bu. Sözdü ne phrase Sözcük. değil ne söz. Sözdü de bu word şeklinde oldu. Word. Ben diyelim ki I saw a long hair. Oldu phrase. Phrase Concrete. yok. Oldu phrase. Ben diyelim ki I saw the girl who has long hair. Close. Burada ne şeklinde oldu bez? Kızı Close. tayin iledi. Close. Hı. Close. Hangisi kızı gördüm? Uzun saç olan Kızın kızı saçları. gördüm. Hangisi kızı gördüm? Uzun saç olan kızı gördüm. Gördüğünüz gibi bu da budak cümlede olabilir. Demeli her bir nit kıssası cümle üzvünün yerinde söz şeklinde de istifade olunabilir. İfade şeklinde de istifade olunabilir. Budak cümle şeklinde de istifade olunabilir. Birinci yadı salim. Bakın, bak ben ne cür izah edeyim daha. Cümle özünü izah edelim. Demeli. Hele o işler de koyacağım yerine. Müptelada olur, haber olur, tamamlık olur. Mesela tesirli fiil ise de. Bu tamamlığın yerinde de bu isim işleneceğine göre, mesela çünkü tamamlığın yerinde, ismi ben orada söz şeklinde de istifade edebilirim objektin yerinde. İsmi phrase şeklinde de istifade edebilirim. İsmi budak cümle şeklinde de istifade edebilirim. Ben eğer ismi orada budak cümle şeklinde istifade edilirimse de o olur complex sentence. Beyninizde toplayın onları dediklerimi. Demeli cümlelerin esas bize lazım olanı hele ki kompleksti. Bir de simple'dı. Kampanyada hiç fikirleşmeyin demek. Bakın simple sentence'in kuruluşu nece olurdu müəllimler? Mübtəda, xəbər, Something. yəni subject, verb. Əgər verb Verb, transitive isə yanında object gəlir. İndi objectdən tutmuşam elə mən ki. İndi subject'e də keçərik. Deməli, o objectin yerində mən ismi bir söz şəklində de istifadə edə bilərəm. Qoyun ruçkamın rəngini dəyişim. İsmi bir söz şəklində de istifadə edə bilərəm. İsmi bir phrase şeklinde de istifade edebilirim o üzvün yerinde. İsmi bir tane de budak cümle şeklinde de istifade edebilirim. Altyazı Eləcə de müptəzanın yerinde. Mesela diye ki, müptəzanın yerinde eləcə de. Ay gün the girl who goes to school. Üçüne de indi ben bunu yazırım. Ayrıca yazırım. Bakın bu müptezan yeri. Aygün is Subject. diligent. The girl is diligent. Who goes to school is diligent. Bunları bilmezsiniz. 100 markalı okuyun. Hiç ne bilirsiniz. Bak onu ya da sağ. Demeli, indi de müptezanın yerinde. Ne işlettim, nece işlettim deyin görün.
Birinci word, ikinci phrase, üçüncü clause. Neyinkini? Nasıl İsmin nitpesi? subject. Aa, Noun, isim. subject başka şeydi, noun başka şeydi. Yok, subject patriarşal şeydi. Hemen karıştırdım. Noun pronoun Subject kelime. Azerbaycan dilinde ne gelir? Subject Müptade, ha, müptade. müptedadır. O cümle üzvüdür. Ben nitki sesi Bilmiyorum. soracağım sizde. Aha, Mübtedanın ha. yerine hansı ses işlenir deyince müəllimə deyildi. Pronoun işlenir, noun işlenir. Elə? Bəli. Bunların üçü de. Bakın. Bu olur noun. Bu olur noun. Ama bu budak cümle oldu pronoun. Çünkü ismi yerinde yerleşti. Tam isim değil. İsmi yerinde yerleşti. Tam isim değil. Pronoun olmasına bakmayarak buna noun deyirik. Noun. Çünkü esas isimdir. İsmin yerinde işlenen o pronounun özü de noun deyilir. Niye pronoun deyirik? Pronoun. İsme vez eyleyer. İsimdir. Demeli mübtedanın yerinde hansı cümle yani nitki sesini istifade edilir mübtedanın yerinde isim ve isim grubu. İsim o cümlede yani cümle deyirəm. İsim nitki sesi o isim. Özüm öyle deyirəm. Nitki sesi, one of the parts of speech olan isim, noun. Mübtedanın yerinde hansı formada olabilir? Word, phrase, the clause formasını. Pause. Clause Tamamlığı yerinde hansı formada olabilir? Word, formu. Yine her mümkün. phrase, bir de Bir de clause. pause şeklinde. Clause. Eğer ben o üzvün yerinde clause işlədirəmsə, bu olur complex sentence. İndi bayaqlarım neyinə deyim əlimdə? Subject, verb, quruluşu yazmışam da yuxarıda. Neçə dənə quruluş yazmışam sizə Object. mən bir dəqiqə. Sizə neçə dənə quruluş yazdım mən? Yəni, onları silmişəm orasını. Birisi də subject, verb. Object. Ya, bu deyil buradakı quruluş. Bir Aşağıdaki var ha. seçmesin lazım. Subject, link verb, predicative, nominative, predicative, adjective. İndi buradaki predicative, adjective. Bakın. Subject, verb, plus, predicative, adjective. Yani bu subject'i ben yazdım. Necə? Yeniden subject, verb, object, plus, verb, plus, predicative, adjective. Yani bu subject'in yerine ben ne yazdım? Yeniden subject, verb, object değil daha doğrusu. Adverb. Cereyi gözlüyüm. Adverb. Adverb. Yani gördüğünüz gibi mübdadanın yerinde ne işlettim? İşlettim tezlenen bir tane başka cümle. Mübdadanın yerinde cümle işlet. Cümle yerleşti. Cümle üzvünün yerinde işlenen cümle clause adlanır. Kompleks sentence ne demektir? Her hansı bir cümlesinin yani her hansı bir cümle üzvünün yerinde cümle işlenen bir cümle. Yani kompleks sentence nedir? Bu. Her hansı bir cümle üzvünün yerinde cümle işlenen bir cümle. Komplekstir. Bakın burada da her hansı bir cümle üzvünün yerinde işlenen bir cümle varsa da yani her hansı bir cümle özünün yerinde budak cümle işlenen bir dene cümle. Buna diyelim kompleks sentez. Gelin onu biz kitaptan o hissini ben size okudum. Bir dakika gözlüyüm. Müəllimə, ne çəkin onu tapırsız olar, mən bir şey de deyim. Bu da siz bayaqlarım o birisi qrupaya qızlarla test işləyəndə dediniz ki, əvvəllər başa salmamışdan əvvəl tamam başqa sistemlə gedirdim. İndi tamam başqa cür tapıram. Bir de onu bizə zəhmət olmasa başa salardınız da, Deyirim, bu bir o tane deyirim testlərin ve bak indi hansı dediğim üsulla? ay Melmen, indi Hə, dediğim yani oldu sırf bu hemen üsulla seçirik ya, subject, mübdedasının haberini verb, yerine koyuyorum da object. mübdedasının haberini Aha, yerine koyuyorum bitti başka iş oldu. bitti ama ben oturup 5 saat fikirleşirdim ben o abiturient hazırlayan vakti
Mükemmeldi. Yani o stresi o üniversiteyi bitirenden sonra ben bir neçe yıl evde kaldım. Ne gitmiş şimdi? Üniversiteyi bitirenden sonra ben bir neçe yıl evde kaldım. Yani o demiyorlar ki ne dedim? Evde oturdum ne işine? Yani işlemeye koymadım. Yani daha doğrusu 5 yıl işlemeye şerait oldu. İndi başa düşürsüz ne demek istiyor müəllimler bayağıdan? Ki o clause ne demektir? Yani o clause neyin yerinde yerleşir? Yani o clause nece cümlede funksiyadadır? Hansı funksiyadadır? Hansı nitki hissəsidir? Bakın görürsünüz mü? Deyir ki, nitki hissəsi kimi istifadə olunan a clause used as a part of speech is called subordinate clause. Yani nitki hissəsi kimi istifadə olunan cümlə budak cümlə, yani subordinate clause adlanır. Biz o cümləni hələ ki nəyin yerində işlətdik mənimlər? Hələ ki nəyin yerində işlətdik o cümləni? Objektin yerinde. Subjektin yerinde bir de objektin yerinde işlettik hele ki. Ve biz subjektin objektin yerinde ne işlete bilirik? Nitki sesi kimi? Nitki ses gibi subjektin yerinde noun. Bir de Aha. noun objektin yerinde de işte de bilerek object Bunlar değilse de onu doğrusu öyle ordu buna. noun Ordu buna. türevleri noun. Ve bu ona göre dolayısıyla buna göre de bir de sen clause'a ne deriz? Noun clause. Demeli subject ve object subordinate clause'un adı nedir? Noun clause. Noun Noun clause. clause. İndi de compound sentence'e bir tane tarif verip keşke tarif. All other clauses are said to be independent. Diğer cümleler ise müstakil olduğu değildir. Clauses of the same order or rank are said to be coordinate. Yani birbirinin ardınca eyni seviyeli cümlelerin düzülmesine koordinat değildir. Koordinat de nedir bizim dilde? Tabesizlik. Tabesiz. Yani birbirinin ardınca gelir, birbirinden asılı değil. Eyni ölçüdedirler. Yani ölçü yok. Yani eyni seviyededirler hamısı. Hamısında mübtəda xəbər vesaire var. Yani buna da deyilir. Bu tabesiz mürəkkəb cümlə deyilir ona. Bizə indi hal-hazırda tabeli mürəkkəb cümlə lazım idi. Onu da izah elədim mən sizə. İndi baxın, subject plus verb plus object böyük yazıram. O objectin budak cümlesi necə olur? Subject plus verb conjunction plus subject plus verb. Mübtədanın quruluşu necə olur? Subject plus verb plus nə gəlir gəlsin indi bilmiyorum. Bunun quruluşu necə olur? Deməli, olur. Conjunction, plus. Conjunction'dan sonra birbaşa haber de gelebilir. Mübtəda haber de gelebilir. Ben mübtəda haber yazdım. Plus, verb. Plus, verb. Plus, başka üzvler. Yani bilmelisiniz ki bir dene üzvün yerinde işlenir. Cümle üzvünün yerinde işlenir. Adjen yerleşmir. Cümle üzvünün yerinde yerleşir. Ve cümle üzvünün yerinde yerleştiği için ona dependent clause diğer adıyla subordinate clause deyilir. Yani subordinate clause olarak da hansı nitki hissəsinin sualına cevap verirse o nitki hissəsinin budak cümləsidir. İsmin sualına cevap verirse ismin, sifətin sualına cevap verirse sifətin, zərfin sualına cevap verirse yani zərfliyin sualına cevap verirse zərfli budak cümləsidir. Gəlin indi onların növlərini burada var göstereceğim. Baxın. A subordinate clause that's used as a noun is called a noun clause. A subordinate clause that modifies a substantive, yani ismi,
təyin edirsə, substantiv isimdir də. Modifiers a noun is called an adjective clause. İsmi təyin edən budaq cümlə sifət budaq cümləsi adlanır. Digər adı ilə relative clause. Təyin budaq cümləsi. A subordinate clause that serves as an adverbial modifier is called an adverbial clause. Deməli, zərflik funksiyasında istifadə olunan budaq cümlə zərf budaq cümləsi adlanır. Baxın, indi noun clause-a baxaq. Success is impossible. Improbably. Sorry. Improbably. Mübtəda xəbər. Yalnız yerindədir. Biz o success-in yerini indi işlədirik budaq cümlə. That we should success in this plan is improbable. Yenə də mən dediyim qaydada. Mübtədanın yerində, o böyük mübtədanın yerində. Budaq cümlə işləndi. Bu oldu noun clause. İndi gəlirik. Təyin. Attributive clause. Relative clause. Adjective clause. Üç dənə adı var. Baxın. Ya deyirik an honorable man söz kimi. Ya deyirik a man of honor. Ya da deyirik ki a man who values his honor will not lie. Öz deməli şanına, şöhrətinə qiymət verən kişi yalan danışmayacaq. Burada deyir ki, şan şöhrətli kişi yalan danışmayacaq. Eyni şəkildə burada da bu tərcümə şəkildə. Yəni ki, görkəmli bir insan, şəxsiyyətli bir insan yalan danışmır. Bu mənada. Burada da oldu sifət budaq cümləsi yəni. O da gördüyünüz kimi cürbəcür olur. İndi onlara hələ girişmirəm. İndi gəlirik tamamlığa. Tamamlığa. The lightning stuck here. İldirim bura çaxdı. O here hissəsini elə hesab edin ki, yoxdur. İndi də phrase şəklində veririk. The lightning stuck on this spot. Düz bu nöqtəyə çaxdı, şimşək çaxdı. Bunu demək istəyir. Və mən bunu budaq cümlə şəklində verirəm. The lightning stuck where we stand. Bizim dayandığımız yerə çaxdı. Bu da oldu adverbial. Hara? Hara mənimlə çaxdı bizim dayandığımız yerə. O da orada olur. Nə? Zərf budaq cümləsi. Yəni siz bilməlisiniz ki, bu budaq cümlənin sualı nədirsə, o nitq isə, yəni həmin üzvün cümləsidir. Məsələn, deyək ki, where we stand, bizim dayandığımız yer. Hara? Zərfliyin sualıdır. Sonra, a man who values his honor will not die. Şan şöhrətinə qiymət verən, şan şöhrətini üstün tutan kişi yalan danışmayacaq. Hansı kişi? Şan şöhrətli kişi, şan şöhrətini üstün tutan kişi. Hansı? Bu da oldu adjektiv. Sonra burada isə deyirik ki, that we should succeed in this plan is improbably. Bu planda uğur qazanmalı olmağımız yəni ehtimalsızdır. Yəni ehtimal yoxdur bu mənada. Nəyə ehtimal yoxdur? Nəyə ehtimal vermirik, ehtimal vermirik bizim bu planda uğur qazanacağımıza? Oldu burada da noun. Cümlə üzvü kimi də subject clause. İndi aydın oldu müəllimlər. Kompleks sentens nədir? Bəli. Mənə tam aydın oldu. Subject, baxın, phrase-in tərkibində, məsələn, a man of honor. An honorable man. Burada phrase-dir. Ümumi bir phrase-dir. Mübtədə xəbər var, subject-lə object var, verb var. Deyil. Bir dənə bunun içində verb yoxdur, subject, verb falan yox. İndi bu phrase-i nəyə görə mən clause-u izah edirəm? Dəqiqədə bir phrase deyirəm.
Kızım benim de. Diyelim ki zaman in the corner. Ne demekti bu? Künçteki adam. Ben burada. Ben burada. Bu freyzi, bütün bir freyzi neyin yerinde işletmişim? Bu haberde bir de bu haberde bu işte. Neyin yerinde işletmişim? Müptadenin. La. Müptedanı yer. Ben burada demek istiyorum ki künçteki kişinin iti. Ben bu yer kenara koyacağım. Neymel mi? Nece yani Künçteki ki yer kişinin iti. kenara koy. Yer Aha. kenarda apostrofesi. Mene koyacağım yoksa in the corner istesin. Kor mene. Kişinin Mene. iti dahi. Künçte menler son Corner'ın. diye. En Corner'ı. son gözü. Corner'ın. Corner'a koyacağım. Bu kişini tayin eyleyen ifade de ben niye onunla ayırırım ki bunu? Evet, Kişini tayin hostil eyleyen ifade niye adamın ayırırım sözü. bunu? The man in the corner. Küçükteki kişi. Biz Azerbaycan dilinde deriz ki kadının küçükteki kızı deriz. O zaman artık bu demek ki kişinin küçteki iti. Bu da in the corner dog diye bir yani küçteki sözü yoktu. The man's dog in the corner desem o zaman da it küçte olur. Kişi yok. Ben diyelim küçteki kişinin iti. The man in the corner's dog. Müptedanın yerinde yerleşir. Ben bunu buradan koysam. Kişinin küçteki iti. Bu ambiguity yaranır. Bilmiyorum küçte olan kişidir yoksa itti. İtaat olur. Ama ben burada diyende ki the man in the corner corner's dog is barking. Küçteki kişinin iti neyini görür. Hürür. Görev. Allah eylesin. Yani bu günlerim onsuz da ne aktarmışım tabi bilmemişim. Ayda. Yani mucize. Hakikaten mucize. Mucize. Yani aktardığımı sıra taptım. Bir amma çıkmasa. Bir amma çıkmasa ne olur? Boğazım bayağı niye belə de çığırıram, çığırıram, çığırıram. Bir siz neye göre? Bu yelikallar. Mübdəda. Xəbər. Tamamlıq. Yani bu yelikalı gözəl bilməyiniz üçün cümlə özlərini yerini bilməlisiniz. Ümumiyyətlə, nəinki yelikalı? Digərlərini de gözəl bilməyiniz üçün cümlə özlərini yerini bilməlisiniz. Başqa, yani bir şey olabilmez. 256. Görsüz neçe kitaptan diyorum. Neçe kitaptan oldu? Bakın. Ekran görsüz. Belki. Belki. Bakın. Mübdeada. Haber. Tamam. Yani mübdeadanın terkibinde o kişiye ait olan yani phrase özünden sonra gelmeli. Ümumiyyətlə isimden sonra gelir phrase adeten. O da prepositional phrase hemşe isimden sonra işlenir.
Prepositional phrase isimden sonra işlenir. Yadda saxlayınmış. Prepositional phrase isimden sonra işlenir. Deməli, the man in the corner store began to bark. Baxın, bu cümlə mix sınavında düşmüştü. Yəni, bu dönüb dolaşıq, yenə sizdə qayıdıb düşə bilər. Nəzərdə saxlayın. Tək bu deyil. Özümdən bir dənə cümlə qurum da, məsələn. Deyək ki, de her neyse bir dənə cümlə qurub, mənim yetə ona ait çox testlərim var, onu verəcəm. Əgər burada in the corner deyil de ing-li bir ifadə gələrsə, ing ilə. O zaman biz apostrof esnə verməyəcəyik daha onu. Onu da biz verəcəyik. Deməli, ofla. Onu da verməliyik. Ofla. Bir şey gözlüyün. Verməliyik. Baxın mənimle. The players ignored the jeers of the women standing in the front row. Əgər burada standing deyildi, standing sözü tamamıyla burada olmasaydı, olacaktı women's jeers. Bu şekilde. Əgər bu ing olmasaydı. Ing olduğuna göre biz oradan apostrofa çıxırıq. Çeviririk of phrase'e. Ofnan olan yerli kala. Əgər isimden sonra ing-li birləşmə gəlirsə, onun yerli kalı ofnan verilir. İsimden deməli sonra söz önlü birləşmə gəlirsə, bayaq göstərdiyim. Söz önlü birləşmə gəlirsə, söz önlü ifadə gəlirsə, onun yerli kalını verir söz önünün sonuna. Phrase bölməsinə aiddir bu. Phrase-dəki ifadədir. Yəni, mübtədası xəbəri olmayan bir ifadədir. İndi bu isimdən sonra gələn söz önlü ifadələr təyin mudaq cümləsinin qısalmasından yaranır. Əsas feil isə ing-yə keçir. Yox, köməkçi feil, yəni bağlayıcı feil isə cümlədən ixtisar gedir. Oradakı o nisbə əvəzliklə bərabər ixtisar gedir. Qalır birində, əgər bağlayıcı feil isə də söz önlü birləşmə qalır. Əsas feil isə də ing-li birləşmə qalır. Bunu da növbəti dərs izah edəcəm sizə. Yerli kalın, mürəkkəb yerli kalın quruluşudur. Buna mürəkkəb yerli kalın quruluşu deyirlər.